Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Tailwind CSS'in kurulumundan bahsedeceğiz. Tabii React üzerinde kullanacağımızdan bahsetmiştim ben. Normal bir şekilde de kurabilirsiniz bunu. Fakat ben React ile entegre şekilde çalışmasını istediğim için React'te kurulumunu göreceğiz zaten. 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı arkadaşlar. Çok da bir zorluğu yok. Bir tanesini de anladınız mı zaten hepsini uyarlayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Bu Tailwind CSS de dediğim gibi Bootstrap'in dokümantasyonuna da aslında az buçuk da olsa benziyor arkadaşlar. Baktığınızda docs kısmına gelip installation yani kurulum kısmıyla beraber başlatıyor. CLI şeklinde kurabiliyorsunuz. Yani CLI dediğim ne? Normal not paketi şeklinde kurup direkt JavaScript olarak da ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Zaten hepsi hemen hemen aynı demiştik. Framework guides dediğim kısımda arkadaşlar burada. Frameworks Guide dediğim yerde bizim burada kullanacağımız Create React App kısmı. Hangi frameworklerle çalıştığını da buradan bakabilirsiniz. Bakın burada Nuxt ile, Next ile, Laravel, Ruby on Rails gibi birçok şeye de destek veriyor arkadaşlar. Biz tabii Create React App ile başlayacağız. Şimdi önce diyor Create Your Project yani sen Create React App ile projeni bir oluştur bakalım diyor. Ve projenin içine gir diyor. Nitekim ben videodan önce biraz sürdüğü için React Tailwind diye bir klasör oluşturup hemen bunu gerekli işte silmeleri yaparak bu şekilde projemi oluşturdum. Hemen buradan npm start diyerek normal bir React projesini oluşturalım. Burada bir bakalım. Sadece içinde merhaba yazıyor olması gerekiyor. Şunu bir kapatalım. Evet, merhaba yazıyor. Herhangi bir sıkıntım yok. Güzel. Şimdi buradan sonra install Tailwind CSS dediği yerde de arkadaşlar bakın bize diyor ki npm install -d Tailwind CSS. Bakın burada bir de post CSS ve auto prefixer var. Şimdi öncelikle hadi bu Tailwind CSS'i anladık. Post CSS ne? İşte rutin CSS işlemlerini otomatikleştirmek için kullanılan nasıl diyeyim? JavaScript tabanlı eklentiler kullanan bir yazılım aracı. Peki auto prefixer ne? Auto prefixer da post CSS'in bir eklentisi aslında arkadaşlar. CSS'i ayrıştırıyor. CSS kodunuzu diğer tarayıcılarda hani şu tire vardı ya arkadaşlar. Yani tire Chrome'da kullanmak için, Opera'da kullanmak için. İşte kodunuzu diğer tarayıcılarda da uyumlu hale getiriyor. Yani siz Tailwind CSS ile beraber post CSS ve auto prefixer dedikten sonra artık CSS'iniz arkadaşlar hem minify edilmiş şekilde hem tüm tarayıcılara uygun bir şekilde CSS formatına uygun bir şekilde tamamen çıkıyor. Şimdi ben bunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Direkt yazabilirim ama gerek yok. Şuraya geldim. Yeni bir ne açalım? Terminal açalım. Şuradan burada hemen bir CD React Tailwind diyerek klasöre gelmem gerekiyor. Ve buraya yapıştırdım. Bakın npm install -d Tailwind CSS, post CSS, auto prefixer. Enter'a bastım. Evet bunun kurulumu biraz sürüyor arkadaşlar. Videoyu burada durdurayım diyecektim fakat bayağı hızlı bir şekilde yaptı. Tabii bilgisayarınızın hızıyla da alakalı bir durum. Şimdi baktığımızda bize neler oluşturmuş gelin bir bakalım. Şuradan bir baktığımda evet. Şurada package, şurada node modules'un içerisinde demeden şöyle yapalım. Package'ına bakalım arkadaşlar bu işin. Package'ında gördüğünüz gibi auto prefixer, post CSS ve tailwind CSS olarak ne yaptı? Dev dependency olarak kurdu arkadaşlar. Bunu istediğimiz gibi artık ne yapabiliriz? İş yapabiliriz tailwind CSS ile. Şimdi tamam. Kurulum kısmı bu kadar mı? Hayır. Burada devam ettiğimizde biz şu an sadece not paketini kurduk arkadaşlar. Hani burada bitmiyor. Burada bir de Tailwind'in ve post CSS'in config dosyasını oluşturabilmemiz için şu init'i de ne yapmamız lazım? Yapmamız gerekiyor npx ile. Buradan kopyalıyorum yine tekrardan ve en aşağıda şuraya bir yapıştırayım ve bunu da enter'layayım. Bu sefer dosya yapısında bakalım neler oluşuyor. Bakın gördüğünüz gibi post CSS'in config dosyası ve Tailwind'in config dosyası buraya geldi. Şimdi ben şunları bir kapatmak istiyorum. Kafamızı karıştırmasın. Evet, şunu da kapattım. Öncelikle Tailwind'e çift tıkladım. Module Export. Bakın gördüğünüz gibi Content, Theme bunların hepsinden bahsedeceğiz. Extend, Plugins. Bunlar neler bahsediyor olacağız. Hemen geldiğimizde Configure Your Template Paths. Bakın burada diyor ki
sen içerik olarak işte hangi içerikleri modülünde görmek istiyorsan şu content kısmını al, kopyala ve burada content'in var mıydı? Evet vardı. Bu content'i şundan değiştiriyorum arkadaşlar. Onun bana söylediğini harfiyen yaptım. Devam ettik. Başka ne diyor? Add the Tailwind Directives to your CSS. Burası önemli. Bu nerede yapacağınızı söylüyor size. Şimdi biz burada Tailwind'i import ettikten hemen sonra istediğiniz yerde hangi CSS'in içinde kullanmak istiyorsanız işte şu base'leri yani Tailwind'in directive'lerini koyabilirsiniz. İsterseniz index CSS'in içine koyun ki bende index CSS var şu an. Index CSS. Bende index CSS var. Burada app CSS de olur ya da herhangi başka bir CSS de olur. Koyduğunuz yerde artık ne olacaktır arkadaşlar? Base olarak bunu alacaktır ve buradan istediğiniz gibi CSS dosyalarını ne yapıyor? Oluşturuyor olacaktır. Ve sonra diyor ki start your build process, run your build process with npm run start. Peki buraya baktığımda zaten bu ne yapıyor olacak? Yenilediğim zaman zaten şu an npm run'lı şekilde. F12 ile bir bakalım arkadaşlar. Neler var, neler yok. Hemen şuradan. Kurulum biraz uzun sürecek, daha doğrusu uzun bir video olacak gibi dursa da aslında arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bir bakalım. Head kısmına, style kısmına bakın gördüğünüz gibi şu an map edilmiş şekilde bizi bekliyor görünüyor. Peki biz burada bir işlem yapalım. Ne yapalım? App.js'te şurada mesela şunu sileyim. Şurada ne diyelim? H2 tagında class name control space'e bastığım anda işte bakın gördüğünüz gibi bir sürü şey geldi. Bu nereden geliyor? Tailwind'den geliyor. Yalnız ben tabii videonun başında aslında bundan bahsetmem gerekiyordu. Fakat bahsetmedim. Burada eklentilerden sizin mutlaka ve mutlaka neyi kurmanız gerekiyor? Hemen gösteriyorum. Neredesin sen? Evet. Tailwind CSS IntelliSense. İşte arkadaşlar şunu kurduğunuzda artık ne olacaktır? Şurada Control Space tuşuna bastığınızda istediğiniz her şey yüklenecektir. Mesela burada merhaba diyelim. Şöyle Control-S. Herhangi bir şey yazmadığımız zaman tabii şu an hala bir Tailwind CSS yok. Sadece bu var. Peki ben burada Tailwind'in bir klasını kullanmak istiyorum artık. Mesela ne? Text, Control Space diyeyim. Bakın burada hepsi var. Bir yandan bu süreçte olduğu gibi. Burada baktığınız zaman sol tarafta da bana ön izlemesini gösteriyor. O IntelliSense eklentisiyle beraber. Baktığımızda işte text center olsun bir boşluk bıraktım ve text'in color özelliğini ya da şöyle yapalım color değil de text tire ne olabilir text gray diyeyim şöyle control space dediğimde evet bakın gördüğünüz gibi bütün hepsine buradan ne yapmış oldum ulaşmış oldum tabi burada renk seçenekleri skalasına şuradan ne yapalım? Hemen quick search deyip işte text dediğim zaman text color şeklinde. Text color'ı arkadaşlar şuradan çift tıklayıp gittim. Bakın gördüğünüz gibi text skalasına buradan ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Slate varmış. Mesela slate kullanalım. Text slate dediğim zaman buradan mesela şöyle bir renk seçmek istiyorum. Ctrl C dedim. Ve hemen gelip baktığımda şöyle yenilediğimde bakayım şu an Slate uygulanmadı mı desem ben baktığımda map etmediğinden bahsediyor arkadaşlar. Acaba şöyle bir şey mi yapmam gerekiyordu? Hemen burada bir bakalım. Şunu ve şunu kapatayım. Tekrardan terminalden başlatmam gerekiyor olabilir arkadaşlar. Tailwind'in daha aktif olmadığını düşündüm bir an. Şöyle bir bakalım. CD React Tailwind dedim ve npm start diyerek başlatalım projemizi. Başladığında artık şu merhabanın şu renkte olmasını bekliyorum. Bakalım. Evet şu an başlattı. Bakalım hayırlısıyla yüklendiğinde. Evet. Gördüğünüz gibi ne oldu? Text center klasını aldı. Tailwind'i uyguladı. Fakat geri kalan kısmı text slate ve 900 olayını gerçekleştirmedi. Bir F12 ile bir bakalım tekrardan bu
div id root app, bakın text slate almış. Burada text align center da vermiş. Text slate olarak da bakın gördüğünüz gibi CSS olayını da aldığını görüntülüyorum. Buraya bir baktığımızda stil olarak işte bakın daha demin o base görünen yerler şu an gayet düzelmiş durumda. Hemen baktığımda HR H2'ler burada görüntüleniyor. Güzel. Burada tekrardan bir değişiklik yapalım. Mesela ne diyelim? Font mesela mono şeklinde bir şey yaptım. Hemen buraya geldiğinde bakın monoya tekrardan hızlı bir şekilde dönüştü. Başka ne diyebiliriz? Font işte bold, extra bold diyebiliriz biz buna. Hemen baktığımda işte extra bold şeklinde olacak ama tabii iki tane font herhalde çakışıyor anladığım kadarıyla. Şu font monoyu bir silelim. Şuradan. Evet, bu şekilde istediğiniz gibi extra bold şeklinde de ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Tamam, şu an kurulum gayet başarılı ve istediğimiz yerden artık ne yapabileceğiz? Ulaşabileceğiz. İster buradan, ister buradan, isterseniz alt komponentler içerisinde siz bu kurulumu yaptıktan sonra Tailwind'in istediğiniz özelliğini buradan kullanabilirsiniz. Bir sonraki derslerde artık bunların yapısını ve nereden nereye ulaşabileceğinizden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.